Bahri baba burada mı? Meraklı sizi bekliyor. Hadi ya. Ya bu bebek meselesini ne yapacağız? Ben söyleyemem. Ben de söyleyemem. Tamam tamam. Siz evlilik işini çıtlatın. Bebek meselesi bende. Tabii ki rahatsız oluyoruz. Bazen eşim bile kızıp televizyonu kapattığı bile oluyor. Yani gençler için var yani bazı hatalar çok. İslami aile yapısını işte böyle bozuyorlar içten içe. Görüntüler Doğan Medya'da yayınlanan bir diziden. Ben oğlum çık konuş, korkacak bir şey yok. Hadi inşallah ya. Kızının evlilik dışı bir ilişkiyle hamile olduğunu duyan baba. Bakın nasıl derin nefes çekiyor ve mutlu oluyor. Hey be. İki sevgili var hikayede. Evlilik dışı ilişkiyle kadın hamile kalıyor. Sonrasında da babaya duyuruluyor mesele. Evlilik gündeme getiriliyor. Malum sizin de bildiğiniz gibi Ayşegül kızınızla tanıştıktan hemen sonra hep beraber bir gelgitli bir ilişkiler ağına düşmüş gibi olduk. Ama ondan hemen sonra da toparladık gibi de oldu aynı zamanda. Eyse onun üzerine ben de düşündüm ki malum iki yetişkin insanız. Baba uygun görürseniz biz Poyraz'la evlenmek istiyoruz. Ben de tam oraya geliyordum işte. Evlenecek misiniz? Evlenmeleri için izin alındıktan sonra da kadının hamile olduğu söyleniyor. Adam kızının bu evlilik dışı ilişkiyle hamile kalmasına işte böyle gülümseyerek karşılık veriyor. Bu nasıl işleme? Bıraksan bir aya yapacaklar düğünü. Aslında iyi olur. Nasıl yani, benim bilmediğim bir şey mi var? Yine dede oluyorsunuz. Ayşegül hamile de size söyleyememişler. Bu nasıl işleme? Söyle hemen kıysınlar nikahı. Bak bir aya kalmayacak. Tamam. Ben söylerim onlara. Hey be. Rezillik bununla da bitmiyor. Adamın bir diğer çocuğu, oğlu, eşinden boşanıyor. Kutsal evlilik müessesesinin boşanmayla sonuçlanması basit bir olay gibi gülücüklerle işleniyor. Sadrettin, olayları bilmiyorsun. Ayşegül hamile. Üstelik evleniyorlar. Babama söylediler, onay bile aldılar. Yok maşallah ya. O kadar haberi 2 saniyede nasıl geçtin ya? Öyle mi? Çok güzel. Çok sevindim. Allah mesut etsin. Bu arada ben de evleniyorum. Ne? Biz boşanıyoruz. Ya kardeşim 2 dakika bir rol çalmayın ya. Ben şimdi dayı mı oluyorum? Yani kızın halaya oğlanın da dayıya çektiğini farz edersek inşallah kız olur. Bu dizilerin özellikle gençlerin ve toplumumuzun ahlakını etkilediğini olumsuz yönde düşünüyor musunuz? Tabii etkiliyor. Etkilediği malum. Onun görünüşlerinden çocuklar kötü alışıyorlar. Görüyorlar onları, ona göre hareket ediyorlar. Çok etkiliyor tabii. Ben izletmemeye çalışıyorum ama yine de izliyorlar.